arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız modelimizi haroşa olarak ördüm ve ben iki renkli çalışmayı uygun gördüm arkasında çevirdiğimizde haroşalarımızı görmekteyiz etrofil baby can ipimi kullandım ve 3 numaralı şişimle bu modelimi ördüm şöyle gayet güzel oldu bakınız haroşada olunca sıkı sıkı çok hoş durmakta. Kalıp gibi dediğimiz tabirle. Haroşanızı düz örüyorsanız her iki yönden düz örgümüzü, eğer ters örüyorsanız her iki yönden ters örgümüzde bu güzel modelimizi örebiliriz. Evet kolay gelsin diyerek hemen yapımına başlayalım. Kolay gelsin. 3 diş haroşamı örerek geldim. Beyaz renkli ipimi pembe ipime şöyle bağladım. Bağlamadan direkt de geçebilirsiniz ve örmeye başlıyorum. Renk değişimlerinde mutlaka ilk ilmeğimizi yeni rengimizle örüyoruz. Haroşamı ben düz örüyorum. Birinci ilmeğimi ördüm. 2, 3, 4, 5 tane ilmeği düz olarak ördüm. Bir tane ilmeği ipim arkada örmeden şişime takıyorum. 4 tane ilmeğimi beyazımla örüyorum. 1, 2 3 4 4 ilmek ördüm. Bir tane ipim arkada şişime örmeden pembe ilmeğimi takıyorum. Kenarlarımızda hem başlangıçta hem bitişte 5'er tane beyazımız olacak. Aralarda ise 4 tane beyaz, 1 tane pembe. Yine 4 ilmeğimi örüyorum. 4 bir tane ilmeğim ipim arkada örmeden şişime geçiriyorum 1 2 3 ve 4 ipim arkada bir ilmeğimi şişe geçiriyorum birinci sıramızı 4 tane beyaz bir tane pembemizi örmeden alıyoruz. Şeklinde örüyoruz. Beyazlarımızı 4 adet örüyoruz. Pembemizi örmeden ipimiz arkada kalacak şekilde alıyoruz. Sıra sonuna kadar örerek geldim. En son ilmeğimi örüyorum. Başlangıç ve bitişte 5 tane beyazımız var. Arada 4'er beyazlarımız var. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Arkadan da düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Beyazlarımı örüyorum. 5 tane ilmeğimin 5'ini ördüm. Örmeden aldığım pembemi ipimi öne alıyorum. Yine şişime örmeden takıyorum. Tekrar ipimi arkaya aldım. 5 4 tane beyazımı örüyorum. 2 3 ve 4. İpim önde. Pembemi örmeden şişime geçiriyorum. Tekrar ipimi arka alıyorum. 2 3 4. İpimi öne alıyorum. Şişime örmeden takıyorum. 1 2 3 ve 4. Modelimiz çok kolay. Alıyorum. Sona kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Sona kadar geldim. 4 tane ilmeğimi ördüm. 5. ilmeğimi örüyorum. Örgümüzün arkasını bitirdik. Yeniden ön yüzü çeviriyorum. Ön yüzde yine hiç farklı işlem yapmadan beyaz ipimizde örgümüzü devam ettiriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Beyazlarımı örüyorum. Pembe rengimi yine ipim şöyle bakınız arkada örmeden takıyorum. 4 düz bir ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi yine örmeden aldım ve örgümün ön yüzündeyim. Sıramızı tamamlıyoruz. Son 5 ilmeğimi örüyorum. Örgümün yeniden arka yönündeyim. Arka yönde de yine pembelerimizi örmüyoruz. Beyazlarımızı örerek 4. beyaz sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 4. sıradayız. 5 ilmeğimi ördüm ipimi aldım örmeden pembemi şişimi geçiriyorum 4 beyazımı ördüm ipimi öne aldım ilmeğimi takıyorum ipim tekrar arkada dördüncü beyaz sıramızı da bu şekilde örelim dördüncü sıramızı örerek tamamladık şimdi ön yüzü çeviriyorum Beyaz ipimi bırakıyorum. Pembe ipimle örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimizi renk değişimlerinde mutlaka örüyoruz. Şöyle düzeltelim. Kenardaki 5 tane beyaz ilmeğimi örüyorum. Ve bu zamana kadar örmediğim pembemi de yine örüyorum. Şöyle yönünü düzelterek örüyorum. Aradaki beyaz ilmeklerimi düz örgümle örüyorum. Şimdiye kadar örmediğimiz pembemizi yine örüyoruz. Beyazlarımızı ve pembemizi örelim. Şöyle görelim. Burada bütün ilmekleri örerek sıramızın sonuna geliyoruz. Son ilmeğimi de örüyorum ve şöyle görelim. Bakınız modelimiz hemen belli oldu. Arka yönü çeviriyorum. Arka yönde de tamamını düz örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sona kadar hiç işlem yapmadan düz örgümle ilerliyorum. Arkadan örerek geldim ve bir diş pembe rengimizi ördük. Modelimize baktığımızda iki diş beyazımız bir diş pembemiz olacak. Ve kayma yöntemi bu modelimizde yapmıyoruz birebir aynı şekilde kuruyoruz. Kenarlardaki 5 tane beyazımız, bir tane örmeden pembemiz ve 4 tane beyazımız, bir pembemizi örmeden alıyoruz. 4 beyazımız, bir pembeyi örmeden ve diğer bitişte de 5 tane ilmeğimizi beyaz olarak örüyoruz ve 2 diş beyaz, 1 diş pembe. Pembemizin ilk dişinde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Ön yüzde, arka yüzde ise yine aynı pembemizin tüm ilmeklerini örerek tamamlıyoruz. Beyazı ördüğümüz sırada sadece pembelerimizi örmeden yukarı doğru çekiyoruz. Evet şimdi yeniden modelimizi kuralım. İlk ilmeğimi örüyorum. Sayıyorum 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi ördüm. Sıradaki pembemi ipim arkada örmeden şişime taktım. 4 tane beyazımı örüyorum. Bir ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Dört beyazımı ördüm. Bir ilmeğim ipim arkada şişime taktım. Bir, bir aynı şekilde örerek sona kadar gelelim. Beyazımızın birinci sırasını ördüm. İkinci sırasına başlıyorum. Beyazımızı toplamda 4 sıra örüyoruz ve 2 diş haroşa elde ediyoruz. İkinci ve arka sıradan ilk ilmeğimizi örmeden alalım. Beş ilmeğimi ördüm. İpim önde. Örmeden takıyorum. İpim önde, pembemi örmeden alıyorum. Dört beyaz ilmeğimden sonra zaten pembe rengimiz görülmekte. Sıramızı tamamlayalım. Üçüncü sıra ve ön yüzdeyiz. Yine aynı şekilde beyazlarımızı örüyoruz, pembemizi örmeden sıramızı tamamlıyoruz. ipim arkada örmeden aldım. ön yüzen tamamladım. Arka yöndeyim. İpim önde 5 ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 sıra 2 diş haroşamı ördüm. Şimdi pembe rengimle 1 diş haroşa örüyoruz. Yani 2 sıra bir ön yüzden bir arka yüzden örüyoruz ve modelimiz bu şekilde ilerliyor. Pembemizin ilk sırasında örmediğimiz ilmeğimizi de düz örüyoruz. de bir modeller üst üste denk gelecek. Evet sıramızı tamamlayalım. İlmeklerimizin tamamını örerek sıra sonuna geldim. Arkasını çeviriyoruz. Yine ilmeklerimizin tamamını örerek modelimizi ikinci kez kormuş oluyoruz. Evet çalışmamızı bu şekilde örerek ilerletelim. Böylece. Modelimizin anlatımının sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişimdir ve çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin diyoruz. Çok güzel, çok hoş örgüler olsun inşallah. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.